Sezin Hanım, sizinle başlayalım istiyorum. Bundan yaklaşık 20 sene önce özellikle yerel örgütlenmelerde kadınların siyasete katılımını teşvik eden bir AKP vardı. Bu durum ne oldu da değişti? Bir de şunu eklemek istiyorum. Yani AKP'nin ilk yıllarındaki bu tutumu, davranışı gerçekten de kadınların siyasette yolunu açan bir yaklaşım mıydı? AK Parti'nin tabii 23 yıl önce ve ondan sonra işte ilk kuruluş dönemlerinde diyelim çok daha farklı birçok konuda, sadece kadınlarla ilgili değil, birçok alanda farklı politikası vardı. Bundan dolayı çok şey değiştiği için, köprünün altından çok fazla su aktığı için kadınlarla ilgili alanda da akması kaçınılmazdı. Tabii mesela bu özellikle 2015 sonrası AK Parti'nin kendi başına iktidar olma yetisini kaybediyor olması, 2015 işte o 7 Haziran seçimleriyle beraber, ondan sonra Türkiye'nin giderek daha türbülanslı dönemlere girmesi gibi bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Ve tabii ondan sonra işte darbe girişiminin ötesinde Türkiye'nin başkanlık sistemine geçmesi, bunlar hepsi AK Parti'nin bütün politikalarını değiştirdi aslında. AK Parti'nin sürekli, yani 23 yıllık ama bu iktidarı boyunca veya doğumundan bu yana diyelim, daha doğrusu 23 yıllık doğumundan bu yana olan zamana baktığımızda sürekli iktidarda kalmaya kodlanmış bir partiden bahsediyoruz. İktidarda kalmaya kodlanması da başta 2015'e kadar bu halk desteği, sandık desteği ön plandayken, bundan sonraki dönemlerde giderek devlet gücünü kullanmak, devlet gücüne yaslanarak o güçle o müesses nizamı yanına alarak bir anlamda ve bunu da MHP ile işbirliğiyle yaparak tabii ki bir yönelimi olduğunu gördük. Kadınlara yönelik politikalarında da Selin Hanım benden çok daha fazla sahada, onu daha detaylı olarak ondan ben de dinlemek istiyorum. Burada benim çizebileceğim siyaset bilimci olarak çerçeve, bütün bu işte kendini sandıktan çıkan partiden devlet gücüne yaslanarak iktidarda kalan partiye dönüştürmesi ve tabii ki dediğim gibi o başkanlık sistemiyle daha da fazla tek adamlığa yönelmesi. Bütün bunlar tüm politikalarla beraber kadın politikalarını da çok değiştirdi. Bugüne geldiğimizde artık kadınlarla ilgili bir şey yapmaya gerek duymuyor AK Parti. Herhangi bir şekilde onların kadının hak ve özgürlüklerine katkıda bulunacak veyahut da işte kadınların tekrardan desteğini alacak tabanda bir çabası olmadığını görüyoruz. Bunun da sebebi o bahsettiğim mesele, işte artık sandıktan gelecek o güce, iktidar gücüne değil de kendi başka yollarla elde ettiği güce dayanarak iktidarda kalmayı yeğliyor. Böyle bir çaba, çalışma içine girmeye de o yüzden gerek duymuyor. Yani 31 Mart yerel seçimleri de bu anlamda belki bir öz eleştiriye yol açabilir vesaire gibi sorgulamalar olmuştu ama onun olmadığını görüyoruz. Yani bu 31 Mart'tan bu yana herhangi bir şekilde değil kadınlara yönelik, tabii bu işte 9. yargı paketi, bütün bu soyadı, kadınların kendi soyadını kullanamaması durumu vesaire gibi çok önemli yapısal bazı tutumların dışında da yerel yönetimlerde veya başka yerde herhangi bir şekilde bir kadın politikası oluşturmaya, uygulamaya çalışmadığı gayet ortada. Teşekkür ederim. Selin Hanım, siz ne söylemek istersiniz değişen bu yani başlangıcından bugüne değişen kadın politikası ile ilgili AKP'nin? Öncelikle davetiniz için teşekkür ederim. Sezin Hanım'a merhaba diyorum. Birlikte bir yayında olmaktan dolayı memnuniyetimi de ifade etmek istiyorum. Ben cümleyi biraz değiştireceğim. Değişen değil, aslında hep böyleydi diye düşünüyorum. Ancak siyasal İstanbul güçlenmesiyle ve hakikaten tam anlamıyla memlekette her köşede güçlenmeyle, tam bir tek elde toplanmasıyla gücün belki de biz bunu çok daha iyi hissettik. Çünkü son derece cesurca, tırnak içinde, çıkışlar, adımlar, işlemler görüyoruz.
Yoksa 2008'de 3 çocukla başlamadı hiçbir şey. Yani 8 Mart 2008'de Uşak'taki mitingde Kadınlar Günü'nde en az 3 çocuk istiyorum demişti dönemi başbakanı, şimdi Cumhurbaşkanı. Aslında AKP hükümeti bununla tabii ki başlamadı. Başından beri gelmek istedikleri noktalar buralardı ki henüz tamamlamış da değiller kanaatimce. Ama mesela iktidara geldiklerinden beri medeni yasaya bir karşı devrim ütopyasıyla, fikriyle, planıyla hangisini tercih ederseniz ilerledikleri çok açık. Yani daha birkaç gün önce bile Adalet Bakanı'nın söylemiş olduğu bu aile, Türk aile yapısına ilişkin Türk Adalet Akademisi kuruluyor. Adaletin olmadığı ülkede Adalet Akademisi'nden bahsediyor ve aile yapısının güçlendirilmesine ilişkin kurullardan bahsediliyor. Bu kurulların, yani böyle kurulan kurulların 20 son özellikle 10 yıldır, yani 23 yılın AKP'nin doğumundan itibaren 23 yılın özellikle son 10 yılı, 11 yılı çok yoğun bir şekilde kadına yönelik erkek şiddetinin devlet politikasıyla beslenmesiyle geçiyor, geçmekte. Ve o kadar hunharca beyanlar var ki, şimdi ben severim biraz hafıza tazelemeyi ama teker teker saymak isterim. Aklıma geldikçe aralarda söylerim. Fakat yani büyük hakaretler var gerçekten. Yani son işte halka yapılan hakaretlere yenileri de eklendi. Fakat biz pek çok dönemde benliğimize, kimliğimize, hayata sahip çıkışımıza aile içinde değil, biz kadın olduğumuz için varız. Biz aile içinde olarak tasnif edilmek istemiyoruz sözlerimizi. Cumhurbaşkanı başta olmak üzere ya da başbakanken bürokrasinin en altından en üst kademesine kadar hakaretlere, aşağılanmalara, Türk Ceza Yasası çerçevesinde pek çok cürüme maruz kalmışlarız. Hala da kalmaya devam ediyoruz. Ben değişim olarak değil, cesaretlenme ve tam olarak kartları açma zamanının geldiğini düşündüklerini ifade etmek istiyorum. Naçizane böyle bakıyorum sürece. Bu 2010'da kadın erkek eşitliğine inanmıyorum diyen dönemin Cumhurbaşkanı'nın Dolmabahçe Sarayı'ndaki bir toplantıda, STK'larla olan toplantıda bunu söylediğinde, bunun domino etkisini hepimiz aslında 14 yıldır çok yoğun hissediyoruz. Özellikle medeni yasa ve anayasa çerçevesinde de bir karşı devrim, kendileri devrim olarak, sessiz devrim olarak nitelendiriyorlar bazı hususları. Karşı duruşlu oldukları ve özellikle 2024 meclis açılışından itibaren bunu daha yoğun hissedeceğimizi de düşünüyorum.